siyasi iktidarın meclise sunmuş olduğu kanun tasarısı içerisinde yine bakıyoruz ki vatandaşın cebine göz diktiğini görüyoruz. Bunu nereden görüyoruz? Getirilmiş olan vergilerden görüyoruz. Bu tasarıda çok ciddi biçimde yine bir vatandaştan zorla vergi alımının olduğunu görüyoruz. Motorlu taşıtlarda birinci elde, yeni taşıt alımlarında, ikinci el taşıt alımlarında, alım satım vergilerinde, ev ve gayrimenkul alım ve satımlarında yine bu vergileri görüyoruz. Noter masraflarında bu vergileri görüyoruz ama bunlar içerisinde en çarpıcı ve dikkat çekici olan ise kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olan vatandaşlarımızdan her yıl 750 lira vergi alma bir madde olarak görülüyor. Ülkemizde 2024 yılı Haziran ayı verilerine göre 124.1 milyon kredi kartı kullanan vatandaşımız var. Ayrıca bunlar içerisinde yine 36 milyon 825 bin vatandaşımızın da kredi kartı borcu bulunmaktadır. Bugüne kadar gördüğümüz ya da bugüne kadar görmediğimiz bir ilki bu defa bu vergi yasa tasarısının içerisinde görüyoruz. Vergi demek yurttaşlarımızın belirli bir gelirinin ve kazancının bir miktarını vergi olarak vermesi demektir. Zaten ülkemizde bu maalesef dolaylı ve dolaysız şekilde çok ciddi biçimde bir vergi yüküyle karşı karşıyayız. Ama ilk defa gelirli olmadan, borçlanmadan kaynaklı, yapmış olduğu borçlanmaya dayalı olarak vergi alımının olduğu bir örneği maalesef yaşıyoruz. Şimdi siz kredi kartıyla nakit parası olmadığı için alışverişlerini kredi kartı üzerinden yapan vatandaşlarımızdan vergi almanın ne bir yasal, ne bir insani, ne de bir vicdani açıklaması ve gerekçesi olamaz. Zaten bu insanlarımız yeterince ellerinde paraları olmadığı için yakınlarındaki eş, dost, akraba ve yakınlarından para isteyecek durumları olmadığı için sadece kredi kartı üzerinden borçlanarak zorunlu ihtiyaçlarını karşılayan hale gelmişlerdir. Bu insanların cebinde nakit olmadığı için bütün harcama ve giderleri kredi kartı üzerinden olmaktadır. Çocuğunun okul ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalan, evinin zorunlu ihtiyaçlarını kredi kartı üzerinden karşılamak zorunda kalan insanlarımızdan bu yapmış olduğu borçlanmadan kaynaklı bir vergi talebinde bulunmak hiçbir hukuk devletinde, çağdaş ülkede, demokratik kültürde olacak bir uygulama değildir. Bu insanların borçlanmasından kaynaklı harcamaları üzerinden el koymak, zoraki o insanlardan vergi tahsil etmek yine diyoruz hiçbir şekilde izahı olabilecek, açıklanabilecek bir durum değildir. Ülkemizde yeterince açlığa mahkum olmuş, yoksulluğa mahkum olmuş, sefalet içerisinde yaşamak zorunda kalan yurttaşlarımıza bir de bu kredi kartları üzerinden yapmış oldukları borçlanmanın üzerinden vergi tahsil etmenin kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Biz buradan diyoruz ki Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak, bir emek örgütü olarak zaten yeterince zor koşullarda yaşayan vatandaşlarımızdan bir de böyle bir borçlanmanın üzerinden vergi almanın hiçbir hukuksal, insani, vicdani açıklaması olamaz diyoruz.